Sevgili çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Konumuz heceden sözcüğe. Alfabemizde 29 harf olduğunu öğrenmiştik. Harflerden heceler, hecelerden kelimeler oluşturulur. Bir harfli hece ve kelimeler de vardır. Örneğimize bakalım. Kalemi kim aldı diye bir soru sorulmuş ve cevap olarak da o aldı demişiz. Buradaki o hem hecedir hem kelime. Ü alfabemizdeki ünlü harftir. Ne demiştik? Ünlü harfler tek başına hece oluşturabilir. Bu durumda ü sesi aynı zamanda bir hecedir. Ü sesiyle, yani ü hecesiyle kelime oluşturacağız. Örneğin ü tü. Bakın, ütü kelimesini oluşturduk. Başka ne olabilir? Üzüm. Üzüm kelimesini oluşturduk. O ünlü harfi tek başına hece oluşturuyor. O hecesiyle biz kelime oluşturacağız. Mesela okul. Okul kelimesi. O hecesiyle oluşturduk. Otobüs. Bakın, otobüs kelimesini de o hecesiyle oluşturduk. Başka ne olabilir? Oyun. Değil mi? Oyun. O hecesini kullanarak kelimelerimizi oluşturduk. D iki harften oluşan hece. D hecesi ile kelimeler oluşturacağız. Sizin de aklınıza mutlaka gelmiştir. Bir tanesi ne olacak çocuklar? Deniz. Bakın, deniz kelimesini D hecesi ile oluşturduk. Başka? Dere. Dere kelimesini D hecesi ile oluşturduk. Derin. Derin ismini de aynı şekilde D hecesini kullanarak oluşturabiliriz. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.